izleyiciler, efsanelerin gecesinde efsane bir performansın ayak sesleri geliyor diyesim var. Umarım beni haksız çıkarmazlar. Tercihleri çok iddialı. Gitti araba deseler de sıralamadaki yerleri zirve dolayları. İkizlerimiz geliyor. Aycan Nurcan Şen Can podyumda. We'll be right back.
vardı. Biraz böyle ucundan görmüştüm ama yanıltmadınız. Yanıltmadınız. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok başarılı tercihler öyle. Kostümlerle ilgili tabii ki bir şey söylemek istemiyorum ama inanılmaz yeteneklisiniz dans konusunda. Ve çok disiplinlisiniz. Teşekkür ederim. Prova yapıyorsunuz. Herkesin dışında size ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Korkunç disiplinlisiniz. Tebrik ediyorum. Şöyle yanıma alacağım sizi. Şimdi tebrikleri kabul edelim. Ayşegül. Ya, yaptığın kişinin ismini bile bilmiyorum. Çünkü bence sadece bir dönem popüler olmuş biri. Bir şarkıyla, hatta bir sonraki şarkısı. Sadece klibiyle popüler olmuş biri. Şovların süper ama ben seninkinin bir ikon olduğunu düşünmüyorum. Şarkıyı bilmiyor mu? Ne? Bilmiyorum mu dedin? Hayır, ismini bile bilmiyorum. Sadece bir dönem bir şarkıyla popüler olmuş biri. Yani popülerlikle ikonluk aynı şey değil diye düşünüyorum. Bana göre ikon çünkü giydiği kıyafetler farklı. Yani bir erkeğin öyle giyinmesi... Neden? Burada günümüzde de bunu geçen gün Safiye ile Faik Bey geldiğinde Faik Bey de renkli ceket giymişti. Ne alakası var? İşte o da kendi ülkesinin ikonu. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir dönem internette fenomen oldu. Şovu süper yaptın ama hani biz yani dans mı yapıyoruz yoksa ikon mu ona ayırt edemedim ben. Yani biz kıyafetlerimizle çok önem gösterdik. Zaten önem göstermen gerekiyor. O kişiyi canlandırıyorsun ama ben hani bir karnını şişirebilirdin, bir şey yapabilirdin. Peruk takabilirdin. Peruk da takmamışsın Nurcan. Peruk yani taksaydım süper ama peruk taksaydım bu kadar doğal görünmeyecekti. Denedik. Yani peruk da denedik. Bilmiyorum. Ben kısacası şov güzel ama şov üzerinden değerlendirdiğimizi düşünmüyorum. Bir ikon olduğunu düşünmüyorum yaptığın. Eğer daha çok belki içeride görmüşsündür. Hani peruktan vuruyorsun ama ben içeride görmedim arkadaşlar. Yaptım yüzüme. Sizi izlemiyoruz. Ve sıcaktan içeride döküldü bütün makyaj. Biz de yapıyoruz. Makyaj. Benim de şu an kaşım dökülüyor. Yani, ne yapabiliriz? Tabii ki de yani? Önem gösterdim ama ya peruk değil. Ben plastik makyaj isterdim ama o da olmadı. Gölgelerle yaptık. Ama yine de memnunum ben. Ayşenur. İkinizin şovlarını da ayrı ayrı beğendim ve dans konusunda gerçekten çok yeteneklisiniz. Ama kostümleriniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü Aycan'ın kostümü vücut tipine uygun bir kostüm değil. Oradaki gümüşü, silver'ı kullanmamalıydı. Ya da başka bir kostümünü ele almalıydı. Çünkü kostüm seni proporsiyonunu birazcık kalın gösteriyor. Ama sen öyle değilsin normalde. Çünkü çok parlak parlak olduğu için iri gösteriyor. Nurcan'ı da şey bekledim böyle daha tombiş, daha şişko. Ya ben böyle daha göbekli şey falan. Buraya. Kıyafetinin üzerinde bir iki oynama falan. Ama şovlarınız gerçekten çok güzel, çok eğlendim yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Saçları keşke kırmızı olsaymış. Ne oldu? Kendime geliyorsun. Damat nedir? Yok ağlamayacağım. Ben senin gibi güçsüz bir bayan değilim. Biraz önce ağlayacak kadar güçsüz bir kadın değilim diyordun. Sen bana hep siyahi gel anam. Tamam. Siyahi gelsin. Sen bana. Neden Sara? Ay çünkü opera sanatçısı. Evet. Ve güzel. Evet. Modayla alakası nedir? He. Ay 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 kim geldi bize? Gamgam Bey? Whitney Houston? Yes. Aa inanamadım ya. Ne diyeyim ya? Dansı, kostümleri, şovunuz bayıldım. Teşekkür ederim. İnanılmaz güzeldi. Bye. Enerji özellikle Gamgam Bey, harikaydınız. Aşağıda o coşku bizim izleyiciler bayağı sevmiş değil mi? Beğendiniz mi? Yazdım bile. Ay, teşekkür ederiz. Ay, 10 izleyiciler. Dansçılarla uyumunuz harikaydı. Bu çok önemli bir şey. Bazen dansçılar tabii ki meslekleri en iyisini yapıyorlar ama öndekiler ona uyum sağlayamıyor. Siz hepsine uyum sağladınız ve muhteşem bir şov, muhteşem bir görüntü sergilediniz. Bir. İkincisi,
Evet, ikon değil Gamgam Bey. Ama bu kıyafetiyle hakikaten ve dansıyla farklı bir çığır açmış. Sen de onu kullandın. Whitney Houston kim ne derse desin benim için çok büyük bir ikon. Önce danstan kıyafetlerinize bakamadım. Sonra kıyafetlerinize baktım. Muhteşem be kardeşim. Aa, teşekkür ederim. Teşekkürler. 10, 10, 10, 10. Ay inanamıyorum. Ay sen ne oldun öyle? Ay o gizemli gelişin. Drakula gibi geldin. Ama bir açtın. Şahanesiniz. Tek kelimeyle. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Çok yani şahanesiniz. Gamgam Bey. Nasılsın? Evet, iyiyim. Şiş kebap İstanbul. Bayağı şiştim bunun içinde. Bosfor. Al bakayım. Çok teşekkür ederim. Çığlık atsana. Ben onu verince niye hı hı yapmadın? Uğurkan'a yaptınız. Vermiyorum. Birini sildim yanındaki. Çok teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey soracağım önce. Neden ben söylemeden önce siz bu eleştirilerinizi yaparken o ikon değil, bu bilmem ne değil demiyordunuz? Ben söyledikten sonra fikriniz değişiverdi birden. Kendi fikrinizi de eleştiride bulunun. Ben söylüyorum evet ikon canlandırın diye. E kopyacılar anam bilmiyorum. Yani ay kaldı ki neydi bu adamın adı bu meymenetsiz hiç meymenetsiz tam öyle kaldı. Adam meymenetsiz sen değil. Neydi onun adı? PSY. O PSY Kore'de o klip çıktıktan sonra bütün adamlar erkekler orada o şekilde giymeye başlamış. Bir moda ikonuna dönüşmüş zaten. Tabii. Büyük bir ikon. Dolayısıyla bir moda ikonudur kendisi. Kendi Kore'de. Tırnak içinde. Muhteşemsiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Mutlu ayrılıyoruz. Efendim, devir değiştikçe ikonların da isimleri çeşitleniyor tabii. Hani ikon dediğin bugün var, yarın yok değildir aslında. Ama bilmem, kim bilir, belki de öyledir. Enteresan bir tercihi var bu minvalde. Didem Akın, podyumda.